Depremin acılarını daha dün gibi yaşamaya devam ediyoruz. Malatya'mız 11 vilayeti etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7-7.6 şiddetindeki iki depremden fazlasıyla etkilenen bir ilimiz, 1250 civarında Malatya'mızda canımızı kaybettik. Toplamda 53.445 vatandaşımızı depremde kaybetmiştik. Bunun 1255'i Malatya'mızda. Ben bu vesileyle depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlarına bir kez daha sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle acılar, böyle felaketler ülkemize yaşatmasın. Dünya tarihinin en büyük kara depremi olarak tarihe geçti. 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Şimdi bir yıldan bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 vilayetimizi, içinde Malatya'nın da bulunduğu şehirlerimizi yeniden inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Kabinemizin tüm toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantılarının ilk gündem maddesi deprem bölgesinde yapılan çalışmalar. Tüm bakanlarımızın kendi görev alanları ile ilgili olarak deprem bölgesindeki illerimizde yaptıkları çalışmalarla ilgili mutlaka kabine toplantılarının ilk gündem maddesidir. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki inşa sürecini, ihya sürecini çok yakından takip etmektedir. Ve yakın zamanda da inşallah Malatya'mızı teşrif edeceklerdir. Yıkılan şehirlerimizi bir an önce inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii Adalet Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren tüm bakanlıklarımız, tüm kurumlarımız gibi bakanlığımız da seferber oldu. 7/24 esasıyla çalışan bir ekip olarak kardeş adliye projesini de devreye sokarak bir kriz merkezi oluşturuldu ve tüm illerimize, deprem bölgesindeki illerimize koordinatör başsavcılarımız atanarak orada görevlere başladılar. Ve bölge dışından, Türkiye'nin her yerinden 974 hakim ve savcı deprem bölgesindeki illerimizde görevlendirildiler. Yine tabii ki depremin ilk anından itibaren özellikle hasarlı binalar bakımından bilirkişi incelemelerinin yapılması gerekiyordu. Deliller kaybolmadan binalardan karat örneklerinin alınması, demir örneklerinin alınması gerekiyordu. Enkazlar kaldırılmadan bunların yapılması gerekiyordu. Bu konuda ihtiyaç olan 984 bilirkişi de bölgeye sevk edildi. Mimarlardan, mühendislerden, teknik elemanlardan oluşan 984 bilirkişi bütün binalarla ilgili ileride davaya esas olacak, muhtemel açılacak olan davalara ve soruşturmalara da delil teşkil edecek olan bütün binalardan örnekler alındı ve bütün deliller muhafaza altına alındı. Yıkılan bütün binaların dosyaları, delilleri hepsi muhafaza altına alınmış oldu. Yine bölgeye 581 adli tıp uzmanı sevk ederek bir an önce bölgedeki kimlik tespitlerinin ve DNA tespitlerinin yapılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Toplamda 8.951 adliye personeli farklı illerden bölgeye sevk edilerek onlar o deprem anından itibaren araçlarının içerisinde, çadırlarda, konteynerlarda görev yaptılar. 1196 konteyner Adalet Bakanlığı olarak bölgeye sevk ettik ve yargı hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi adına ve bölgede çalışan, delil tespiti yapan görevlilerimizin barınabilmesi için de bu konteynerları bölgeye hızlı bir şekilde aktarmış olduk. Tabii depremde arama kurtarma çalışmalarına Adalet Bakanlığı olarak bizler de katkı sağladık. Depremde Adalet Bakanlığı'nın binaları da özellikle geçmiş yıllarda yapılan inşaatların, binaların
90'lı yıllardan kalan binaların oralarda özellikle büyük hasar olduğunu gördük. 15 adliyemiz, ikisi müstakil adliyeydi. Bunlardan bir tanesi de Malatya adliyemiz. İkisi de kiralık olan ve diğerleri de hükümet binalarının içerisinde olan adliye binalarımızdı. Bunlar ağır hasar gördüler ve bunların şimdi inşa süreçlerini devam ettiriyoruz. 11 cezaevimiz depremde ağır hasar gördü ve 11 cezaevinden 12 bin mahkumu başka illerdeki cezaevlerine aktarmak zorunda kaldık. Tabii depremin diğer boyutu bu binalardaki kusur durumunun tespitiydi ve sonrasında da açılan soruşturmalar. Bu soruşturmalar da şu anda devam ediyor. 2825 kişi bu soruşturma kapsamında adli işlem gören, şu anda tutuklu olarak devam eden 267 kişi var. 984 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. 812 dosyada bilirkişi raporları geldi. Tabii bu bilirkişi raporlarının çok sağlıklı olması noktasında yargımız özen gösteriyor. Üniversitelerimizin yetkin bilirkişilerine gidiyor ve sayfalarca özellikle her bina bakımından, her binanın özelliği bakımından tüm deliller ışığının içerisinde o binadaki yapımdaki kusurlar tespit edilerek yargılamaya esas teşkil eden bilirkişi raporları hazırlanıyor. Şu anda 1783 dosya bilirkişi incelemesinde, 1007 dosyada bilirkişiye gönderilmek üzere diğer evrakları toparlanmaya çalışılıyor. 369 iddianame hazırlandı ve bunların davaları açıldı ve yargılamalar bu kapsamda devam ediyor. Ve yine 275 iddianame de kabul aşamasında söz konusu. Tabii deprem soruşturmalarının gecikmeksizin sonuçlandırılması noktasındaki gayretimizi de tüm yargı mensuplarımız devam ettiriyor. Tabii diğer yandan deprem bölgesinde karşılaştığımız yargısal problemlerden biri de idari davalar. İdari davalar bakımından vatandaşlarımız özellikle hasar tespiti ve yıkım kararlarına ilişkin davaların açılması söz konusu oldu. Ve bu kapsamda 54.436 dava açıldı. 42.359'u da yıkım kararı ve hasar tespitine ilişkin davalar. Bunlardan 24.354'ü hakkında karar verildi. 4.496'sında da vatandaşın talebinin haklı olduğu ve o binanın yıkılmaması gerektiğine karar verilmiş oldu. Tabii 20.377 binada da keşif kararı alındı. Hızlı bir şekilde keşifler yapılıyor. 17.814'ünün keşfi yapıldı. Şu anda onların bilirkişi raporları bekleniyor. Ve bilirkişi raporları geldiğinde de hemen kararlar verilerek idari yargıda da bir gecikmeye neden olunmaması noktasındaki yargımızın da önemli gayreti var. Tabii burada yargıyı hızlandırmak, idari davaların gecikmeden şehirlerdeki o hasarlı, ağır hasarlı binaların insan sağlığını, hayatı tehdit eden o binaların bir an önce yıkılmasıyla ilgili süreçlerde yargının gecikmeye neden olmaması için bir kanun düzenlemesi gerekmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun değişikliği yaparak, idari yargılama usulü kanunumuzda süreleri kısaltarak ve bölge dışından da bilirkişi tayin edilebilme imkanını getirerek buradaki süreçleri de hızlandırdık. İdari yargıda 750 gün sürecek olan bu davalar son yapılan kanun değişikliğiyle 170 güne kadar düşürmüş olduk. Tabii deprem bölgesinde yargının artan iş yükünü karşılayabilmek için de gerekli tedbirleri almamız gerekiyordu. Bu anlamda da bölgede ikisi adli yargı istinaf dairesi olmak üzere, üçü de bölge idare istinaf dairesi olmak üzere 5 istinaf dairesi açıldı. Yine 8 adli yargı ceza mahkemesi, 50 adli yargı hukuk mahkemesi, 21 de yeni idare mahkemesinin kurulmasını sağladık ve idari yargıdaki hakim sayısını 47 ilaveyle 226'ya çıkardık. Adli yargıdaki hakim sayısını da 194 yeni hakimle 2631'e çıkardık. Böylece bölgeye
241 yeni ilave hakim ve savcı atamasını gerçekleştirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesi önceliğimizdir düşüncesinden hareketle yatırım programında deprem bölgesindeki illerimize daha ağırlık verdik. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı olarak Malatya'nın da dahil olduğu 11 vilayetimizde 24 adet adalet hizmet binasını yatırım programına almış bulunuyoruz. 14 ceza infaz kurumumuz ve denetimli serbestlik hizmet binalarımızı da yatırım programına almış bulunuyoruz. Yine 39 ayrı bölgede il merkezleri ve ilçe merkezleri depreme maruz kaldığımız yerlerde adliye konutlarımızı da yatırım programına aldık. Bu kapsamda da 2304 adet adliye konutu hakimlerimiz, savcılarımız ve adliye personelimizle barınabileceği konutların proje ve yapım ihalesi süreçlerini de başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamda bugün de Malatya'mızda ağır hasar gören ve bu nedenle yıkılan Adalet Sarayımızın yerine inşa edeceğimiz yeni Adalet Sarayı, yeni Malatya Adalet Sarayı'nın bugün temelini atıyoruz. 86.633 metrekare kapalı alana sahip olacak adliyemiz. Çok büyük bir adliye. Malatya'nın ihtiyacını karşılayacak. Tabii deprem sonrası 6-7 farklı yerde, farklı binada sıkıntı çekildiğini biliyoruz. Bunun farkındayız ve bunu da inşallah kısa süre içerisinde bu binayı yaparak bu sıkıntıyı inşallah çözeceğiz. 100 bin metrekare alana sahip burası ve üzerinde inşa edilecek olan Adalet Sarayımızın içerisinde 249 hakim savcı odası olacak. 100 adet duruşma salonu olacak ve bugün itibariyle sözleşme bedeli 1 milyar 461 milyon liraya tekabül ediyor. Çok önemli bir rakam ve bu rakamın tamamına yakını yatırım programında bu seneki ödenek olarak ayrıldı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Tabii tamamına yakınının ayrılması şu demek, müteahhit firmaya elini çabuk tut demek. Yeter ki sen inşaatı yap, para hazır demektir. O nedenle müteahhit firmamızın yetkilisi buradaysa, belediye başkanımız da, sayın valimiz de ifade ettiler ve burada 2 yıl gibi bir süre öngörülüyor, 700 gün. Şimdi parası hazır ve önem verdiğimiz bir yatırım, yargının da, vatandaşlarımızın da önemli bir ihtiyacı. Bu 700 günü daha kısa sürede tamamlayabilme adına imkanlar ölçüsünde ne kadar süre içerisinde tamamlayabiliriz? Burada Malatyalıların huzurunda bunun sözünü verirsek çok güzel olacak. Sayın müteahhit firmamızın yetkilisi, evet, 700 gün 1 milyar 200 milyon lirada ödenek ayrıldı. Yani tamamına yakını 2024 yılı yatırım programında ayrılmış oldu. İnşallah müteahhit firmamız da bu yönde gayretini gösterecek ve 500 gün içerisinde inşallah Malatya'mızın yeni Adalet Sarayı'nı Malatyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii sadece Malatya Adalet Sarayımızda kalmıyoruz. Adalet Bakanlığı olarak Malatya'mızın ve ilçemizin ihtiyaçları noktasında da önemli projelerimiz var. Yatırım programını aldığımız. Bunlardan birisi Malatya Adli Tıp Bölge Başkanlığı. Bütün çevre illere de hizmet edecek ve 16.069 metrekare kapalı alana sahip olacak. Rektör hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin arsasından bize bir yer ayırdı. Malatya Üniversitemizin bahçesinde inşallah Adli Tıp Bölge Başkanlığı binamızın da inşaatına başlayacağız. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Evet Sayın Bakanım, temel atma törenimiz için hazırız efendim. Buyurun. Evet, değerli Malatya'da hemşerilerim, Malatya Adalet Sarayımız hakimlerimize, savcılarımıza, adalet çalışanlarımıza, avukatlarımıza ve tüm Malatya'da hemşerilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olması dileğiyle temeli atıyoruz, butona hep beraber basıyoruz.
Ya Allah, bismillah. Malatya Yeni Adalet Sarayı temel atma törenimiz Malatya'mıza, ülkemiz insanına, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.